Muharrem ve aşure paylaşmaktır, birliktir, beraberliktir. Hüseyin'i bir duruştur aslında. Mazlumun zalime karşı hakkını aramasıdır. Biz de görevimizi elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de birlikteliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek adına hep beraber lokmalarımızı, kurbanımızı, aşuremizi paylaşmak istedik. Hepinizin bildiği gibi 1337 yıl önce Kerbela'da silahsız, mazlum insanlar oransız güç tarafından, Yezid'in askerleri tarafından katledildi. Bizler Kerbela'yı bir simge olarak aldık. Kerbela'ya yabancı değiliz sevgili canlar. Günümüzde de yaşadığımız dönemde birçok Kerbelalar gördük. Sivas Kerbelası'nı gördük, Çorum Kerbelası'nı gördük, Maraş Kerbelası'nı gördük, Gazi Kerbelası'nı gördük, Kar Kerbelası'nı gördük, birçok Kerbelalar gördük. Kısaca bir ozanımız Kerbela'yı çok güzel anlatıyor. Diyor ki, yüreğimi parça parça ayırdı. Biri Kerbela'nın çölünde kaldı. Biri yola çıktı Şam diyarına, birisi Muaviye elinde kaldı. Biri gitti Hacı Bektaş yurduna. Takılıp da erenlerin ardına, biri düştü Pir Sultan'ın derdine, biri Hınzır Paşa elinde kaldı. Biri Böklüce ile yanarken köze, biri Bedrettin ile vardı Serez'e, biri Nazım ile geldi göz göze, biri ozanların dilinde kaldı. Biri dalgasında Karadeniz'in, birini Nesimi ardına yüzdü, biri 35 canla yandı ateşte, biri Madımak'ın közünde kaldı. Biri sır vermedi, serini verdi. Biri çiçek idi, munzurda soldu. Biri yıldız olup gözden kayboldu. Biri nurhakların gölünde kaldı. Biri dedi sayılmayız parmakla. Biri dedi tükenmeyiz kırmakla. Biri dedi ölür müyüm vurmakla. Biri can ağacının dibinde kaldı. Biri dedi unuttun mu Maraş'ı? Orada aktı mazlumların gözyaşı. Biri Çorumlarda yitirdi başı. Biri Kızıldere yolunda kaldı. Biri karanlıkta durmaz bağırır, biri aydınlığa çıktı çağırır, biri Yunus gibi Hakk'ı çağırır, biri Kavlani'nin dilinde kaldı, biri Kavlani'nin dilinde kaldı der. O nedenle sevgili canlar, bizler de yaşadığımız müddetçe birçok Kerbelalar gördük. Dileğimiz bir daha böyle Kerbelaların olmamasıdır. Sevgili canlar, şimdi aşure gülbengimizi vereceğiz, sonra aşure lokmalarımızı paylaşacağız. Destur-u Pir, Bismillah. Hak aşkına, Hızır aşkına, erler pirler aşkına, hak ve hakikat yolunda yakılan, yıkılan, asılan, kesilen, derisi yüzlen ve katledilen canlar aşkına. Tüm insanları aynı gözle görenlerin eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sahip olanların, enel hak değil de ezilen ve çilesini çekenlerin, kamil insanlık yolunda ilerleyen canlar aşkına. Allah Allah. Aşure lokmalarımız kabul, muratlarımız hasıl ola. Allah Allah. Bir lokma bin belaya karşı gele. Allah Allah. Gönüller defterine yazıla. Allah Allah. Erenler sofrası ola. Pir lokması ola. Yiyene helal, yedirene delil ola. Allah Allah. Gerisi her zaman var ola. Hak erenleri bereketini vere. Allah Allah. Gittiği yerler ağır acı görmeye, arta eksilmeye, taşa dökülmeye. Allah Allah. Sofra kucaktan, bereket bucaktan, evlat ocaktan eksik olmaya. Allah Allah. Hak erenleri cümle canlarımızla muhabbet etten, didardan, katardan, birlikten, dirlikten, barıştan ve insan sevgisinden ayırmıyor. Tüm insanlara barış içerisinde kardeşçe yaşamayı nasip eyliyor. İnsanlar yine insan eliyle sevdiklerinden ve yurtlarından koparılmıyor. Darda kalmışların imdadına Hızır yetişer. Acıların doyduğu, yoksulların güldüğü, haksızlıkların olmadığı, herkesin sıcak bir yuvasının olduğu, evsiz, barksız, mekansız kimsenin kalmadığı, barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün ve hoşgörünün hakim olduğu, insanların dilinden, dininden, inancından, etnik kökenden ve kültürlerinden dolayı ayrımcılığa uğramadığı, çok kültürlü bir yapı içerisinde herkesin kendisini özgürce ifade ettiği, düşünce ve inanç özgürlüğünde bütün engellerin kalktığı, cinsiyet ayrımının yapılmadığı, demokrasinin, laikliğin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün bir yaşam biçimi olarak kabul edildiği, evrensel kurallar içerisinde eşit, özgür, insanca, sağlıklı, mutlu, sevgiyi doya doya yaşayacağı bir ortamda yaşamayı hak edenleri cümle canlarımıza nasip ediyor.